Sevgili seyirciler, şu anda da Emit Fuarı'nda Balıkesir'imizin güzel ilçesi, Yeşil ilçesi Gömeç Belediye Başkanımızla beraberiz. Kendilerini kısaca tanıyacağız ve aynı zamanda Gömeç'i İstanbul'da fuarımızda tanıtan başkanımızdan izleyicilerimize de tanıtmasını isteyeceğiz. Merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İzleyicilerimize sizleri bir tanıtmak istiyoruz. Ardından Gömeç deyince aklımıza neler gelmeli? Gömeç'imizi izleyicilerimize de anlatalım istiyoruz. Ben Kazım Arslan. 51 yaşındayım. Gömeç'te doğdum. Gömeç'te yaşadım. Ticaretle uğraşıyordum. Daha önce geçmişte siyasette meclis üyeleri görevlerinde bulundum. İki çocuk babasıyız. Öyle geçen 5 senedir de Gömeç'imize hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, değerli bir başkanımızsınız. Gömeç halkının sevdiği bir başkan. İnşallah devam edeceğiz Gömeç'te başkanlığımıza inşallah diyoruz. Peki başkanım, Gömeç deyince aklımıza neler gelmeli? Geldik burada Emit Fuarı'nda Gömeç'i tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Nelerle tanıtıyoruz burada kendimizi? Onu anlatalım ve Gömeç'imiz denildiğinde aklımıza ne gelmeli? Gömeç, Balıkesir'in en küçük ilçesi. Ama en şirin ve çok adından söz ettirecek özelliklere sahip. Örneğin Gömeç'imizde bir Atatürk kayalıkları var. Gömeç'in dağında Atatürk sırt üstü yatmış sülliyeti var. Gördüğünüz üzere en yukarıda o bizim, yani Allah tarafından bize bahşedilmiş, evet, önemli, bize gurur verici bir şey. Onun haricinde Gömeç zaten iklim olarak, coğrafya olarak çok güzel bir yer. Sakin, huzurlu, yani sıkıntı yok. Büyük şehirlerde, özellikle metropol, İstanbul gibi yerlerde ne arıyorsanız, neye özlem duyuyorsanız bizim orada var. Deniz var, orman var, zeytin var, zeytinyağı var, termal sularımız var. Allah'a şükürler olsun, yok yok yani. Şifa var, sağlık var, hava var, su var, yeme var, içme var, evet. Her şey var Gömeç'te değil mi? Allah'a şükürler olsun. Gömeç'i de biz de onlarla bu fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Marka değerini, ismini herkese işte anlatmaya çalışıyoruz. Hafızalara kazımaya çalışıyoruz. Bizim mesela turizm fuarında çok iddialı olmasın ama her katıldığımızda en cömert belediye şeyini, plaketini alıyoruz biz. Çok yüksek derecede üretim vardır bizim orada. Zeytinyağı imalathaneleri, zeytin imalathaneleri. Kurumsal olan firmalar var Türkiye çapında bilinen. Markalarını belki biliyorsunuzdur ama ismen bilmiyor olabilirsiniz. Açık tarımda bamyası çok meşhurdur mesela. Bizim orada çok bamya üretilir. İstanbul'u, Ankara'yı Gömeç besler bamyada. Yani evet, bamyada bildiğiniz üzere çok, o da bir şifalı bir bitkidir. Yani biz Gömeç'te olmaktan çok mutluyuz. Birazcık işte Gömeç'e daha bir şeyler yapmak için dertleniyoruz. İşte bu düşünüyoruz başkanım. Hani ufak da olsa aslında biraz bahsedeyim istiyorum. Gömeç için neler düşünüyoruz? Neler yapabiliriz? Gömeç, o güzelliğini bozmadan. Gömeç'in güzelliğini bozmadan. Şimdi birkaç sıkıntılı işlerimiz var. Birincisi doğalgazı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten kendisi talimat verdi Enerji Bakanlığı'na. 2019 yılından itibaren zaten geliyor. Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık'a doğru gidecek. O tabii ki çevre açısından çok önemli. Bir de çok geçmişten 100 yıllık, yani bizim oraların kurulduğu günden beri vahşi çöp alanlarımız var. Depolama sahalarımız. İşte onları şu anda büyükşehir aracılığıyla şey yaptık, aktarma istasyonlarıyla Balıkesir'e dönüşüme götürüyoruz. Yani şu anda çöplüklerimizin üzerine ilave atmıyoruz. Hatta çok kısa süre içerisinde rehabilitasyona başlayacağız var olan çöplükleri. Yani Gömeç'e daha yaşanabilir, daha çevreci, daha hijyen, daha doğal yapmak bütün derdimiz. Biz
bizler de diyoruz ki başkanım, inşallah başarılarınızın devamını diliyoruz ve yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, bir dahaki programımızı da bizzat gelip Gömeç'ten yapmak istiyoruz. Sizlerle birebir yerinde anlatarak istiyoruz. İzleyicilerimiz ekranlardan görsün istiyoruz. Bir bütün olalım istiyoruz. Evet. Geldik burada Emit Fuarı'nda. Türkiye'nin tamamı neredeyse burada, evet. İllerimiz, gecelerimiz burada. Bir kaynaştırma, bir dostluk, bir samimiyet var. İnşallah önümüzdeki günlerde diyoruz ki ülkemiz kazansın, evet. Halkımız kazansın. Evet. Hep birlikte diyoruz değil, evet. mi? İnşallah. Çok sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, renk verdiğiniz için. Önümüzdeki günlerde sevgili seyirciler, Gömecimizi ve değerli başkanımızı ekranlarımızda Türkiye Gündemi programı olarak ağırlamak isteriz. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar diliyoruz başkanım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler.